Evet. Hocam ne arıyorsunuz? Bir şey arıyorum. Ha bak bir de bu da ilginç ha. Ver al. Bak şu çok ilginç. Cengiz Han'dan Amerika'ya kaçan Türkler. Ha. Onun Kızılderililer. Kızılderililerin bu 40 yıl çalışmış bu hanım. Ve bunların 12. yüzyılda Asya'dan göç ettiklerini ve bunların Türk olduklarını söylüyor. Hı hı. Şimdi hocam daha önce de bu Tunçdereliler falan vardı, o kitaplar evet, biliyorsunuz. Evet, o vardı. Bu da ayrıca bu çok ilginç. Bu da İskandinav yazıları. İskandinav'da. Kazım İskandinav'daki evet. Yazılar. Kazım Birşan yazdıkları. Çünkü Kazım Birşan yazdı. Bu evet. Bunu siz gördünüz mü bu altın elbiseli adam? Evet. Altın elbiseli adam çok evet. Meşhur. Çok onu programda hep bahsediyoruz, hiç resmini göstermemiştik. Resmini gösteririm evet. Evet bu resmi gösterebilirsek değerli yönetmenimiz. Bu kitapta var onun şeyi. Evet altın elbiseli adam budur evet. İşte. Nedir hocam bu altın elbiseli adamın hikayesi? Şeyde buluyorlar, kurganda buluyorlar, evet. Mezarda bu şekilde. Ya bu şu elbisenin şahitmetine bakın. O prototürk değil mi bunlar? Türkler bu, İskitler olacak muhakkak diye. Ve yanında Türk yazıları var. Çok ilginç. İskitler zaten Türkler değil mi? Türk tabii, Türk olarak. Şimdi... Kime ait olduğu ama hiçbir zaman belli olmadı bu elbisenin bildiğimiz kadarıyla. Yani bu adam kimmiş belli olmadı. Evet. Belli olmadı. Daha başkaları da bulundu. Başkaları da bulundu sonra evet. İki tane daha bulundu. Bu kurganlar çok ilginç. Peki Sümerler'de mumya var mı? Efendim? Sümerler'de mumya var mı? Onlarda mumya yok. Fakat orada bakın Sümerlerin Türklerle bağdaşan bir başka şey. Mezarları var. Mezarları. Mezarları kurgan şeklinde. Yani ilk bu şeyi onlarda görüyoruz. Neydi o kubbeyi mezarlarında ve sonra o şey mezarlarında bulunan eşya kral mezarlarında şaşkına dönüyor. Süs eşyası değil, kullanma eşyası. Bütün altın gümüş. Bu akıllara ermiyor bulanlar. Nasıl olur diyorlar. Bu kadar eşyanın yani şey olarak kullanılma eşyası. Demek ki bunlar kullanıldı diyorlar. O bakımdan. Ya daha önce mi kullanılmış diyorsunuz? Herhalde diyorlar. Yani kullanılan eşyanın bir şeyi diyorlar. Hangisi Murat? Bu anlayamadım ben. Mezarlarda çıkan eşya. Mezarlarda çıkan. Şeyde Türk kurganlarında çıkan bir yerde ben okudum. 4000 parça eşya çıkmış. Ve bunlar hep değerli şeyler. Altınlar, gümüşler, bilmem değerli taşlar. Çok yani çok önemli şeyler var. Şimdi yeni kurganlar buluyorlar. Yeni yerler buluyorlar. Mesela şeyde yapmışlar. Onlar hep yeni. Neydi? 9 Eylül Üniversitesi arkeologları. Onlar da hep yeni yerler ve yeni yazılar bulmuşlar. Eskiden bir Orhon yazıları diyorduk. Şimdi çok yazılı belki şey buldular. Türklerle ilgili. Evet Türklerle. Sonra bir şey... Yani tek yazıtlar Orhun yazıları değil. Hayır değil. Ve bu yazıların çok eski olduğu ve Türkler tarafından... Sümer yazılarına benziyor mu peki? Evet. Sümer yazılarına benziyor mu? Yok. O biraz daha başka. Dedim ya başta bir benzerlik gibi şey diyor sonra ayrıldı. Yok. Dilde benzerlik var yazıda benzerlik yok. Yok. Evet, şimdi bu kurganlarda bulunan eşya bir kere şey diyor, yazı meselesi eskiden yani runiklerde yalnız Orhon yazıları nereden alındığı bilinmiyordu. Ama bugün bu kaya şeylerinde ve birçok yerlerde yazılı belgeler buldular. Şey geçenlerde bir keresinde bir kongrede tanışmıştım. Rus bilim adamı, Türkolog. Geçenlerde bizde şeyde televizyonda da konuştu. Bu o zaman demişti ki şeye gitmişler, Sibirya'ya gitmişler. Sırf Türk yazıları toplamak için. Aa, şey de söyledi ama. Biliyor musunuz o konuyu? Hangisi hocam birisi de anlattı onu. Yazıları toplamayı biz de konuştuk. Evet. Şeyde, toplamışlar. Asıl mühim.
Diyor ki eğer onlar okunsa bugün diyor Türk tarihi değişecek. Ve Türkler de yazı gösteriyor ki çok doğal, yani herkese yazı biliyormuş vaktiyle diyor. Ve hakikaten öyle. Ve bu yazıların Türk yazısı, yani Türkler tarafından icat edildiği katli artık. Ve işte şeye, İskandinavya bilmem niye gidiyor orada. Kazım Işan bunları şey etti. Hakikaten çok ilginç. Yalnız hocam, Kazım Bey, başka çalışanlar da var o konularda ama Türkologlar kabul etmiyorlar. Belge yok diyorlar. Belge çok. Yani şekil var. Ama nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz. Yok canım, şeyler var, harfler var. Niye öyle? Runik yazıyı kastetmiyorum. O proto Türkçe denilen şey. Proto Türk dedi. Pekala birisi güzel bir okuma yaptı. O proto Türk'e ait bir yazı bulunmuş değil şu ana kadar. Hayır, var. Yazı olarak çok yorum var. Aynı yazılar yazı olduğunu söylüyorlar. Şeyden gelmiş, neydi bu damgalardan inkişaf etmiş olarak görünüyor yazılar. Yani biraz çalışmak lazım. Pekala yok diye ben ona kabul etmiyorum. Çalışanlar var işte, kitap orada. Şimdi bir hocam mesela kozmik içerilmeyi temin etmiştir. Kosmosun içermesi şeklinde husule gelen içerilme garantisi hakkında tazim etmek suretiyle şunu adam akıllı duymuş ol, kozmozlaşma. Ben anlayamadım, siz anladınız mı? Evet, şimdi kozmozlaşmayı Kazım Yaşan, yani insanlar bu öldükten sonra uçuyorlar. Bu yani ruhu anlatıyor bu şeyler diyor. Ruhu evrene daha karışıyor. Ziyade, bu yani yazılarda daha ziyade dinsel şeyler yazılı diyor Kazım Yaşan. Tabii bu yalnız onun okumasıyla değil, başka kimselerin de okuması lazım aynı şeyleri. Bu da haklı. Yani birçok kimselerin aynı okuması lazım. Hocam ama bir de şu var. Erdik erdemi iyesiyiz. Allah aşkına bu Türkçe mi? Bilmiyorum vallahi. Ama ben şimdi şu... Er erdemin bimizmiş aslı. Ama erlik erdemi iyesiyiz. Şimdi mesela burada ben şimdi diyorum ki herkes öğrensin bu bizim meraklılar özellikle. Şeyi, bu bizim Göktürk yazılarına. Hakikaten çok güzel bir kitap bu. Öğretici bir kitap. Yani bütün şeyler, meraklılar alsınlar, okusun. İmkanım olsa şimdi ben başlayacağım bu yazıları okumaya. Vallahi öyle çok istiyorum yani, şey diyeyim diye. Tabii bunları öğrenmek lazım, bilmemiz lazım. Şimdi Alul Bey öyle beysiz herhalde. Benim hocam da o. Öyle mi? Çok da sevişirdik yani, beni çok severdi. Onunla zaman zaman böyle oturup konuşurduk. Bilhassa bu şeyde bana bir gün demişti ki kızım bu şey yazıları göreceksin, Göktürk yazıları tamamıyla Türkler tarafından icat edilmiştir. Çünkü hiçbir yazı Türkçe'ye bu kadar uygun bir yazı değildir. Gramer bakımından, sentaks şey bakımından, evet. Yalnız o değil, sesler bakımından. Şeyde, Türklerde kalın ve ince şeyler var diyordu. Sesli harfler, onlara göre yapılmış. Bu ancak Türkler tarafından icat edilmiştir diyordu. Biliyorsunuz şeyde, bizim Türkçe'de ne diyorlar onu biliyorsunuz. Bir şeyler, yabancılar sanki bu Türkçe'yi bir akademik grup toplandı, özel icat etti. Gramer yazdı diyor. Şey. Çünkü o kadar matematik girmiş ki, yani ben de bilmiyordum, öğrendim. Her şey matematiksel. Nereye ne koyacağı belli matematik olarak. Ve böyle bir şey dil yok diyorlar. Allah Allah. Evet.